Beşiktaş Kulübü aslında e, Raşit Say operasyonunu böyle gizli saklı götürdü gerçekten. Bir anda patladı. Aynı Zaha gibi değil mi Emre? Zaha'da da öyle Galatasaray patlattı. Burada da aynı yöntem. Şimdi bu bir transfer çalımı diyebilir miyiz Koray? Kesinlikle diyebiliriz. diyebiliriz. Yani, Neye dayanarak? Galatasaray'ın ilgisi vardı oyuncuya. Ve yakın istediği dönemde, bir oyuncuydu. Yakın dönemde de o isteğe dair açıklamalar vardı. İşte Temmuz ayının sonunda ve Ağustos ayının başında hem Okan Buruk tarafından hem de Sayın Erden Timur tarafından oyuncu ile ilgilenildiğine dair planlar arasında olduğuna dair açıklamalar vardı. E, aksi bir açıklamada duymadık. Ta ki dün Beşiktaş bu transferi açıklayana kadar. Yani Galatasaray ilgimiz yok vazgeçtik denilmedi. O bölgelere transfer yapıldı ama e, nihai olarak bu resmi olarak söylenmedi. Yani geçen haftalarda da biz konuştuk. Transfer çalımları her dönem oluyor. Olmaya da devam edecek. Ne ilki bu ne sonu diye bahsetmiştik burada. Tete konuşulurken Zaha konuşulurken Tadiç de aynı şekilde. E, burada da Beşiktaş adına önemli bir takviye oldu. E, şu bence bir transfer çalımından Beşiktaş adına daha fazlası oldu Aykut İnce. Hmm. Ben bunu bir transfer golü olarak Boy. nitelendiriyorum. Ama Galatasaray'a Rencide etmek adına söylemiyorum. Yani Beşiktaş transferde çok sıkıntılı bir süreç yaşıyordu. Taraftarın ciddi baskısı vardı. Tadiç'in gitmesi, işte Halil Dervişoğlu'nun da olmaması ve diğer yine aynı şekilde bir türlü o istenilen transferlerin gelmemesi e, taraftarı bir nevi birazcık sıkıntıya sokmuştu. Yani biz Mental istediğimiz anlamda hayata döndü Beşiktaş. Tabii istediğimiz seviyede bir transfer yapamayacağız bu noktasındaydı. Hmm. Ve bu haberle birlikte açıkçası bütün kara bulutlar dağıldı. Şu anda Peki. rüzgar bir anda Bambaşka Bak. bir noktaya döndü Beşiktaş'ta. Emre en son topu bırakacağım ama <laughs> sana göre de bir transfer çalımı... diyebilir misin? Yani, Fenerbahçe'yi takip eden ya işte bir muhabir bu olarak. işte bu şeyde Buna he, böyle çalım deniyor. Deniyor. Bu işte de yani bu işin sonu yok. Hep e, geçen hafta da e, onu söylemeye çalıştım. E, Fred'de de onu söylemeye çalıştım. Yani bu işten keyif alıyoruz. Taraftarlar da bu işi çok seviyor. Ya bence herkes isyan ediyor burada kaybeden taraf olduğunda ama dün e, Kimse bunu Beşiktaş'ın almasını beklemiyordu Raşit Tam bazı iddialar bu iddiaları söyleyenler olmuştu. Hani Beşiktaş'ın Raşit ilgisi olduğunda çok cılız haberlerdi. Zaha'da olduğu gibi. Bir anda baktık ki Beşiktaş'ta. E, ee, Çalım diyorsun. Bence de. Şimdi Emre Halil Dervişoğlu'nun bir rovanşı mıdır bu? Bir, iki. Okan Hoca istediğini söyledi her fırsatta ve beğendiği de bir oyuncuydu Raşit Galatasaray taraftarı da seviyordu Raşit Say'ı. Şampiyonlukta da katkısı vardı. Sana göre de bu bir çalım mıdır? Şimdi ben mesela Zaha ve Tete süreçlerinde Galatasaray ile ilgili konuşurken olumlu tarafta olduğum için çok daha rahat konuşabiliyordum. Ama şu anda da mesela bunun aksini iddia edecek durumda değilim. O gün ne söylediysem tam tersinden baktığımda aynı şeyi söyleyebiliyorum. O gün için mesela işte dediler ki işte tete çalım değil zaha öyle değil Fenerbahçe kalktı masadan falan ben Galatasaray için bunu söylemeyeceğim. Çünkü işin bir realitesi var. Dün Galatasaray taraftarı Raşitsa Beşiktaş'ta haberini gördüğü anda mutsuz oldu mu? Oldu. Bir rahatsızlık oluştu mu? Oluştu. O zaman bu bir transfer çalımıdır. İşin gerçeği bu. Ama planlama açısından baktığımız zaman mesela Yo, Omar Fayet'i açıklamış Fenerbahçe. Zaten biliyorduk o değil mi? Evet, genç, genç bir söyledim. çocuk. Zaten kulüpten de resmi Hı. açıklama evet, yapılmıştı. Bu arada hem yıldızları alıyor hem de gençleri bir alıyor. Tane bu hamle yani sürpriz oldu. Çok biz de takip edemediğimiz bir gelişme oldu. Önemli potansiyel diyorlar. Muhtemelen kiralanacak başka kulübe. O, o şekilde açıklanıyor O Yapılanma zaten. olarak konuşulabilir evet. belki bu. 20 evet. yaşında, 2003 doğumlu bu arada. Devam, devam, devam edelim de süre var Şimdi ben bunun tersini söylersem samimiyetsizlik yapmış olurum. Çünkü Galatasaray taraftarı bu işten mutsuz oldu mu? Oldu. Raşitsa ben bu kadar Galatasaray taraftarı tarafından sevildiğini de bilmiyordum bu arada. Yani dün transfer haberleri çıktıktan sonra oluşan yankıdan dolayı bunu söylüyorum. Okan Hoca az önce Koray doğru bir şey söyledi. Hem Okan Hoca hem Erden Timur verdikleri bütün röportajlarda dediler ki Raşitsa bizim istediğimiz oyunculardan bir tanesi ve biz de gazeteci olarak hep yaptığımız haberler bu yöndeydi. Yani Galatasaray bir noktada Raşitsa'yı alacak. Bir noktada Raşitsa ile orta noktada buluşulacak. Raşitsa'nın da tavrı zaten bu yöndeydi. Ama işin realitesine gelirsek, Galatasaray tarafındaki realitesine gelirsek, Galatasaray Kulübü transfer dün gerçekleşti. Dün sabah saatleri itibariyle Galatasaray Kulübü'nün bu durumdan haberi vardı. Beşiktaş sabah saatlerinde zaten bir artık belli bir noktaya gelindikten sonra otel rezervasyonunu yaptı, seyahat planlaması yapıldı. Bunlarla ilgili durumların hepsinden Galatasaray Kulübü'nün haberi vardı. Ve zaten öncesinde Galatasaray bu mevkide, bu bölgede daha farklı alternatiflere yöneldiği için bunu yani somut şeylerle söyleyeceğim bu arada. Yani Galatasaray TT'yi transfer etti öncesinde. Bir. Bugün itibariyle artık Hakim, Hakim Ziyeh transferi bitti gibi gözüküyor. iki Zaten sağ ön için Zaniolo satıldıktan sonra herkesin kafasındaki şey şuydu. Zaniolo satılacak ve TT transferi gerçekleşti sürpriz bir şekilde. Herkes öyle düşünüyor ama Galatasaray yönetiminin planları doğrultusunda yapılan bir hareket bu. Tete gerçekleşti. Tete'nin yedeği olarak da Galatasaray Raşit sayı alacak. Ya da yedeği demeyelim. Tete ile rotasyona girecek. Tete ile rekabete girecek oyuncu olarak Raşit sayı alacak. Fakat burada bir planlama değişikliğine gidildi. Alsa da ilk 11'de zor diyorsun mesela. Hayır zor diyemem. Belki yani bu şöyle değil. Beşiktaş aldı, mundar oldu şeyine girmeyelim. Yani böyle Raşit evet. yedek oldu falan gibi o anlamda söylemiyorum ama Galatasaray'ın planlaması itibariyle eğer Raşit'sa transferi gerçekleşseydi Tete ile kafa kafaya bir rotasyonda olacaklardı. Hangisinin sağ önde oynayacağına dair. Fakat sonrasında Galatasaray yönetim şöyle bir planlama yaptı. Dediler ki bizim zaten bir 10 numaraya ihtiyacımız var. Zaniolo'yu da sattık. Hem sağ önde oynasın hem on numarada oynasın. Kim olabilir? Hakim Ziye. Bu da şöyle değil. Yine dediğim gibi yani Beşiktaş, Raşit Sayı aldı. Ertesi gün Galatasaray panikle Ziyeh'i aldı diye bir durum söz konusu değil. Erden Timur benim oturduğum koltukta oturuyordu bundan iki ay önce. Burada Ağızporu yayınına çıktı. Dedi ki biz Zaniolo'yu satarsak alternatiflerimizden bir tanesi Ziyeh. O günden bu yana planlanan bir hamleydi bu. Benim i̇ki ay önce söyledi galiba. İki ay önce. Sonrasında da bu arada Ziyeh'in Arabistan durumu çıktı. Hmm. Bu konudan yaklaşık iki hafta sonra Erdem Bey burada bu açıklamayı yaptıktan sonra Ziyeh'in Arabistan Durumu ortaya çıktı, gerçekleşmedi transfer. Sakatlık olarak açıklandı ama sakatlık olmadığını biz biliyoruz. Hala Galatasaray bu durumu takip ediyordu. Son 3 günde de, Raşitsa'nın Beşiktaş'la anlaştığı sürecin son 3 gününde de Galatasaray kulübünden hiç kimse ile görüşmedi. Raşitsa'nın da kararı vermesinde bu etkili oldu. Çok kabul edilebilir bir şey. Beşiktaş adına da çok doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum. Yani Milot Raşitsa geçen sene 8 Eylül'de geldi. 8 Eylül 2022'de İstanbul'a geldi o gün Galatasaray 5 tane transfer yapmıştı. İşte Mauro Icardi en spektaküler olanı. Milot Raşitsa, Matyas Roz geldi, Yusuf Demir geldi, Juan Mata geldi. Onlar arasında belki sadece Galatasaray taraftarlarının değil, Türkiye'de sokağa çıkalım 5000 kişinin ismini bilmediği bir oyuncuydu Milot Raşitsa. Ama sonrasında çok iyi bir performans ortaya koydu. Galatasaray için de şampiyonlukta çok önemli bir emek ortaya koydu. Şu an itibariyle de bence Beşiktaş için çok doğru bir transferdir ama Galatasarayın planlarının dışına çıkmıştı son aşamada. Galatasaray gözden çıkartmış onu diyorsun yani. Çünkü ben Akinciye. şunu biliyorum. Ben, ben şunu biliyorum abi. Gözden çıkmış. Gazeteci olarak söyleyeyim çok net anlayabileceğini bildiğim için bunu söyleyebilirim.